Merak etme abi, kulübeden arıyorum. Bana sormadan niye iş yapıyorsun? Rahatsız mısın lan sen? Kaç kişiyi öldürmüşsün? Keyfimden mi yaptım? Onlar ölmese ben yaşamıyordum, fedai. Çok şey biliyorlardı. Polisi taktın peşimize. İyi mi oldu şimdi? O kadar paran var. Biraz para verip sustursan olmuyor muydu? Ben bu işe milleti zengin etmek için mi girdim lan? Neyse ne. Açtın başımıza bir bela. Ortalık durulana kadar saklan bir yerde. Ne saklanacağım lan? Ben sen miyim? Bak bak. İki adam kestin diye bir tarafın mı kalktı Davut? Sana şu kadarını söyleyeyim. Beni bulurlarsa seni de bulurlar. O yüzden akıllı ol. Canımı sıkma. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Ben olmasam açtın aç. Sana da sıra gelecek. Az kaldı. Aşağılık it. Kimsin lan sen? Kimsin? Güvenlik görevlisi Davut İyigün. O da eski polis. Emre itaatsizlik nedeniyle ihraç edilmiş. Atıldıktan hemen sonra güvenlik işine girmiş. Sabıkası yok. Evine gittiniz mi? Gittik ama ikamet adresi aslında orası değilmiş. Boşandığı karısıyla konuştuk. Asıl o ilginç bilgiler verdi. Ne dedi? Davut yurtta işe başladıktan sonra hal, tavır olarak biraz değişime uğramış. Spor, iyi kıyafetler, kendine bakmaya başlamış yani. Orta yaş krizine giren adamlar böyle şeyler yaparlar. Gariplik nerede? Şöyle ki müdürüm, lüks kıyafetler, saatler almış kendine. Normal maaşıyla karşılayamayacağı harcamalar yapmış. O yüzden finansal durumunu araştırdık. Hesap hareketleri burada müdürüm. Her ayın 15'inde 10.000 lira. İllegal bir işler çeviriyor demek ki. Peki biz bu paraların nereden geldiğini biliyor muyuz? Bankadan bilgi almaya çalışıyorum müdürüm. Henüz dönüş olmadı. Muammer bir tarafta. Davut bir tarafta. Yurttaki cinayetler. Aradaki bağlantıyı çözmemiz lazım çocuklar. Şu Davut'un bilgilerini devriye ekiplerine geçelim. Arama kararı çıkaralım. Gittiği yerler, tanıdıkları. Adamın bütün seceresini çıkartmamız lazım. Anlaşıldı başkomiserim. Hepsiyle ilgileniyoruz. Bunu mutlaka... Aşkım. Niye bu kadar geç kaldın? Of, polisler tuttu ya. Manyak Davut ortalığı kana buladı. Ne dedin polise? Ne diyeceğim? Davut'u söyledim işte. Güvenliklerle tartıştı falan dedim. Ya işin ucu bize varmaz değil mi? Boş ver aşkım. Sen bunları düşünme. Ben hallederim. Kızı ne yaptın? Getirdim. Aynen istediğin gibi. Çıtır. Güzel. Gel bir bakalım şu çıtıra. Bana bak. Anlattın mı? Yan çizmesin sonra. Merak etme aşkım. Benim sözümden çıkmaz. Büyüledin mi kızı? Ne yaptın? Ben sadece seni büyülerim. Dediğin kadar varmış. Böyle utangaç halleri daha çekici olur. Küçük bir çekim olacak demiştin. Bu ne şimdi? Çok para kazanacaksın ama. Ne yapacağım? Ya merak etme. Sadece sırtın gözükecek. Çıkaracak mıyım üstümü? Evet, sadece gömleğini. Yüzüm görünmeyecek. Ya şöyle bir profil vereceksin sadece. Olmaz. Ya ailem görürse? Kızım kaç kere söyledim ya sana. İnternette yayınlanmayacak. Fotoğrafı çekeceğiz, paranı alıp gideceksin. Bu kadar. Bak, akıllı uslu olursan bu işten çok para kazanırsın. Sonra git istediğin gibi harca. Bak geçen bana gösterdiğin elbise var ya, gider onu alırsın. Çok da yakışır sana. Peki. Şimdi çıkaralım gömleğini. İyi çek ha. Yakından da al. Tamam abi. Nasıl? Beğendin mi? İş çıkar bu kızdan. Çıkar çıkar. Ben senden başka bir şey daha isteyeceğim. Söyle aşkım. Hemen yaparım. Bunu bir tek sen halledebilirsin. Neymiş o ya? Bak merak ettim şimdi. Bilişimdeki arkadaşlarla uğraşıp Muammer'in telefonundaki mesajları kurtardık müdürüm. Bizim için önemli olanlar oğlu Emrah'ın mesajları. Emrah telefonuna gelen mesajları babasına da yönlendirmiş. Peki Emrah'a mı gelmiş bu fotoğraf? Evet müdürüm. 16-17 yaşlarında bir kız. Yüzü tam olarak görünmüyor.
Mesajda ne yazıyor? Mesajı gönderen adam Emrah'ı tehdit etmiş müdürüm. Cevap ver, yoksa herkes bu fotoğrafları öğrenir demiş. Şu işi doğru düzgün anlatın çocuklar. Bu mesajlar, bu fotoğraflar ne anlama geliyor? Bir de video var müdürüm. Hayda. Videoda hiç ses yok. Emrah'a bu video ve fotoğraflar üzerinden şantaj yapılmış. Muammer de mesajları görünce parkta faille buluşuyor. Peki Emrah'a bu videoları, fotoğrafları gönderen kim? Henüz bilmiyoruz. Mesajlar Emrah'ın telefonundan yönlendirildiği için numarayı ondan alabiliriz sadece. Gidin şu işin aslını, astarını iyice bir öğrenin, tamam mı? Davut'la, yurtla ne alakası var bir bakalım ha? Tamam müdürüm. Hadi. Müdürüm, şimdi ihbar geldi. Davut Riva iskelesinde görünmüş. Peki devriyedekilere bilgi geçtiniz mi? Telsizden bilgi verdik müdürüm. Tamam, tamam. Engin, siz de desteğe gidin bir ha? Tamam, anlaşıldı baba. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.